ablacığım, ben kimliğimi bulamıyorum ya. Sen gördün mü bir yerde? Hayır, görmedim. Ben de görmedim. Söylersin ablana. Abla, abim de görmemiş. Niye iki tane tabak var abla? Sen yemeyecek misin? Yok ablacığım, yemeyeceğim ben. O zaman seninle yiyeceğiz abi. Ben de yemeyeceğim abicim. İştahım yok peki. Ben tek başıma mı yiyeceğim? Ben de yemiyorum. Aa yok, öyle olma. Sen küçüksün, yiyeceksin. Al bakayım. Siz de çocuk gibi kavga ediyorsunuz. Biz bile bu kadar kavga etmiyoruz. Öğretmenimiz sorunlarınızı konuşarak çözün diyor. Sen bize bakma ablacığım. Bizim durumumuz biraz farklı. Evet, farklı. Bizimki daha çok söylenenleri yanlış anlama üstüne kurulu gibi. İtiraz etmiyorum. Yoksa buradan da kovulurum falan. Görüyorsun fıstık. Yine yanlış anlıyor ve yanlış anlatıyor. Yok. Ben yine de tek başıma okuluma gideyim. Ne olur ne olmaz. Asiye, ben seni bir yerden kovmadım kızım. Yanlış anlıyorsun hala. Abi bir şey desene. Barışsanız ablamla. Senin inatçı ablan barışır mı? Ömer, saçmalamayı kes artık ya. Ablacığım gidiyorum ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi bir de veli toplantısı çıktı başıma ya. Mahallede gördüm yetmiyormuş gibi. Bir de okulda katlanmak zorunda kalacağım şu kadına. Gelme anne. Gelme yani. Zaten toplantıda da aya ilk kim çıkacak oylaması yapılmayacağına göre... ...gelme sinirinde bozulmamış olur. Ne münasebet ya? Niye gelmiyormuşum? Geleceğim tabii. Görmek istemiyorsa o gelmesin. Ben kimseden saklanamam ya. Oh. Ya ben sana saklan mı dedim sanki? Hem dün gece içip içip sarhoş olmuşsun. Bak, kadın görmüş seni, getirmiş evine kadar. Bir taraflarda da bırakabilirdi yani. İyilik gör birazcık. İyilik gör, öyle mi? Allah Allah! Bir çıkar olmasa yapar mı kızım öyle bir şeyi? Sen de iyice delirdin, savunup durma bana be onu. Delirmiş ya. Günaydın Gönül Hanımcığım. Aa, müsait miydin? Müsaitiz zatencim, buyurun. Ya benim yaptığım çok güzel bir domates salçası var da... Normalde ben bunları siparişle evlere falan yapıyorum ama bu sefer fazla yapmışım. Acaba sen dükkana alır mısın? Bilemedim ya. Ay ben de bilemedim. Kaç liradan vereceksin? Sen önce bir tadına bak, parası kolay, onu hallederiz, şey yaparız. Zehra, sür kızın birer dilim, ver Gönül ablanlara. Zehra kim? Kızın mı? Yok, Şeref'in kardeşi. Engisiyim ben. Benziyorsunuz ama ha birbirinize. Buyurun. Sen de asma. Sağ ol. Güzel misin? Alo. Efendim mi? Ne? Niye? Allah Allah, ben mi doğru dedim ya ona? Bakamayacaktı. Niye doğurdu o zaman? Ay o saatten sonra da... Hayır, dinle, sen beni dinle kardeşim. O saatten sonra da sen benim işime yaramazsın. Gelme, gelme. Şengül baksın sana artık. Allah Allah ya. Delirtti beni iyice ya kaç gündür. Anneciğim sakin ol. Sakinim ben, sakinim. Sinirli miyim ben? Sakinim. Allah Allah. Millet iş için çıldırıyor. Bu da neymiş efendim? Şengül'ün bebesine bakacakmış. Allah Allah. Kovuldun dedim mi ben ya ona? Dedin anneciğim, dedin evet. Ama ne yapacaksın şimdi? Nasıl yetişeceksin her şeye? Mesela şimdi çat diye çıkıp veli toplantısına gelebilecek misin yani? Ben yaparım, yardım ederim. Ha? Zehra salçaları satar, ben de buraları toparlarım, dükkanda çalışırım. Olmaz mı kız? Yaparsın değil mi tek başına? Yaparım, yaparım tabii. Nasıl yani, burada mı çalışacaksınız? Yani o fırsat da ben Hilmi'ye kadar beceririm herhalde. Hem Gönül Hanımcığım, bu dönemde iş bulmak kolay mı? Sen şimdi başla de, ben şimdi başlarım valla. Bak, zeki kadının hali bir başka oluyor. Ne yapalım? Al çocuğum. Teşekkür ederiz Fadır'ım. Gel güzel kızım. Hadi bakalım, Allah zihin açıklığı versin. Amin. Ya zaten güne seni görerek başlamak, hayata bir sıfır önüne başlamak gibi bir şey. Zihnimiz açık ya bizim.
O güzel kızım. Benim için de. Aa dur dur. Dur hele dur. Alın bakayım şunları. Ya yok Fadır'ım. Kaç yaşında çocuklar olduk biz. Hani yetişkin olduk, gerek yok. Aynen. Aynen. Zaten eskiden de o. Yavrum olur mu öyle şey? Ben size açlık vermeden ne zaman gönderdim okula? Alın şunu. Ya ilk olacak o zaman. Orhan Bey, Orhan Bey. Siz buraya kiracı olarak geldiniz. Baba olarak değil. Hani bugün de çocuklar o yüzden açlıksız gitsinler. Ben zaten yaptım biz ekmek arası bir şeyler ya. Anladım, anladım. Üçünüz birlik oldunuz, beni kolluyunuz öyle mi? Neyse tamam, ben bir iş bulacağım, kurtaracağım ya. Toparlayacağım yani. Tamam, sen sıkma canını. Hadi oğlum. Ne güzel kızım. Madem dışarıda bekliyoruz. Geliyorum ben kızım. Orhan, ben unutacağının altını değiştirdim. Sen de bir saat sonra bir bak, olur mu? Tamam, merak etme. Hilmi'ye gelmeden de sakın çıkayım deme. Bak dediğin lafa bak ya. Yok, çocuğu tek başına bırakacağım, çıkacağım, gideceğim. Öyle mi? Hadi bak işine, hadi. Kolay gelsin. Yapmazsın da ben diyeyim. Hadi canım, hadi görüşürüz. Kuzey. Emel nerede? Sabah teyze aldı, şimdi çıktılar. Hadi geç kalıyoruz, hadi. Ha, okulayla birliği toplantısı var değil mi? He. Dur dur, Asiye nerede? Önden gitti o. Neden? Ya biraz aramız bozuk da. Konuşmuyor benimle. Ay. Bu sefer uzun sürecek gibi. Bana da öyle geliyor. Niye kavga etti bunlar yine? Yasmin var ya, Ömer'in diğer kardeşi. Asiye ile Ömer'in arasını bozuyor kız. Ele bu Asiye de biraz akılsızlık ediyor yani. Anne o nasıl laf ya öyle, Allah Allah. Ne demek o nasıl laf ya? Azıcık kızın huyuna gitsin, suyuna gitsin, iyi geçsin, kanka olsunlar. Ailecek bunlar da rahat eder yani. Madrim ve zengin olabilmenin bin bir yolu. İspirik yaptı olacak. Sen kaybettin formunu bu aralar. Hadi ya önüme düş arkama hadi. Yani beni evden almana falan gerek yoktu. Ben kendim gelirdim. Kesin gelirdin canım. Biliyorum. Ama ben böylesinin daha doğru olacağını düşündüm. Neden? Ben dün seni kurtarmak için bir yalan söyledim değil mi? Evet. Sevgili izledim. Sevgili izledim. Buna insanlardan önce bizim inanmamız gerekiyor. Ve öyle davranmamız gerekiyor. Mesela biz sevgili olsaydık ben ne yapardım? Gelir seni evden alır, okula götürür, değil mi? Evet. Sen ne yapardın peki? İlk iş. Yani ne bileyim, fotoğraf falan atardım herhalde. Olur. Çok iyi. Altına ne yazı? Bilmem. Klasik bir şeyler yazıştı. Geldi gene oturdu önüme. İstemediğin ot burnunun dibinde bitermiş işte. Anneciğim zaten kaç kişilik yer var ki gelip inadına oturmadı ya. Hayır işte inadın... Bak yapma be. İnadına yapıyor işte inadına. Sen gör. Yuva yıkmak neymiş göstereceğim ben sana. Ay aman vallahi sabah sabah hiç uğraşamam yani şu an. Sakin oluyorsun, geri cevap asla yetiştirmiyorsun. Kaliteni de bozmuyorsun, bilerek yapıyor çünkü. Bence de madırım. Sen kaliteni koru. Nasıl bir asilzade olduğunu göster ona. Asilzade mi? Yok artık. Ne oldu Afracığım, beğenemedin mi? Yani sonuçta bir şehzade olduğumu söylememiş olmam kesinlikle alçak gönüllülüğümle alakalı. Yok ya. Sana demedim.
Şuna baksana. Yok artık. Olcan, niye yok artık, yok artık? Yok Badır'ım, bu tam yok artıklık bir mesele. Sistrim. Ne, ne? Çüş, çüş, oha! Ne? Yeni yılda yeni başlangıçlara yazmış bir de. Yani bunlar ne ara Ömer'le ayrıldı da bu kız gitti de bir başkasıyla da yani maşallah gerçekten. Şimdi kim söyleyecek bunu Ömer'e? Galiba ben. Bir çıkarsın. Şimdi sana bir şey göstereceğim ama hiç sinirlenmek yok, tamam? Yolla bakalım neymiş. Hazır mısın? Biliyorum. Nasıl yani? Dün cesaretlerini toplayıp açıklamalar bana. Ve sen sinirlenmedin. Baktım olmadı ki kızım. Asiye, Yasmin derken işte. Neyine sinirleneyim bir de bunu? Yazık. Ciddiyse. Ciddi. Gitti gitti işte. Yapacak bir şey yok. Günaydın. Günaydın. Biraz konuşabilir miyiz? Çünkü ben dün gece sıkıntıdan uyuyamadım. Sabah da erkenden okula geldim. Dün olanlarla ilgili açıklama yapmak istiyorum. Ya neyi açıklayacaksın ki Doruk? Ben kızmayayım, bozulmayayım diye Yasmin'le takıldığını sakladım benden. Ben böyle bir ilişki istemiyorum. Bunu defalarca konuştuk. Ya tamam, defalarca konuştuk ama... Ya benim amacım zaten böyle ölümüne saklamak değildi ki. Ben sadece gece gece canını sıkmak istemedim. Ona bile fırsat vermeden... Daha özür dileyecektim sevgilim. Biraz hızlı oldu ama... Olsun. Teşekkür ederim beni dinlediğin ve affettiğin için. Günaydın. Sana da. Bir dakika ya. Neydi şimdi bu yaptığım? Sen az önce Yasmin görsün diye mi tuttun benim elimi? Gerçekten bu yüzden mi yaptın Asiye? İnanamıyorum sana ya. Uf, Doruk, şimdi suçlu ben mi oldum yani? Bu yaptığın da benim hiç hoşuma gitmedi Asiye. Pes diyorum sana. Pes. Niye gel? Tamam, sen geldiğine göre ben de çıkabilirim artık o zaman. Çık Orhan abi, çık. Ha Hilmiye, ben oğlanı iyicene doyurdum. Sen 2-3 saat bir şey verme, olur mu? Olur Orhan abi, vermem. Hilmiye, hayırdır bir şey mi oldu? Suratına sık. Oldu ya, canım çok sıkkın. Sabah sabah telefonda işten kovuldum. İşten mi kovuldun? Nasıl yani? Lokantada bir şey mi oldu? Lokantada olmadı da burada oldu. Sizin bebeğe bakıyorum diye Gönül Hanım çıldırdı. Kovdu beni. Of of. Bu kadın iyice kafayı yedi. Vallahi iyice kafayı yedi. Bizim yüzümüzden işinden oldun ha. Hey Allah'ım ya. İnşallah şu gittiğim görüşmelerden bir sonuç çıkar da sana da ekmek yedirecek parayı kazanırım, ne diyeyim? İnşallah Orhan abi. Ey Allah'ım ya Rabbim ya.